kulvarına girdi. Beyaz bayrak kalktı, start verildi. Grup 1 mücadele Nibolu koşusu toplu sayılabilecek bir çıkışla birlikte başladı. Rölanti başladı koşu ilk metrelerde. Dıştan atak yapan 3 numaralı Hızlı Ahmet koşunun liderliğini aldı ve 1,5 boy kadar da fark yaptı. Dıştan 7 numaralı Yüksel abi ikinciye girdi. O temposunu biraz daha yüksek tutunca şimdi liderliği de 7 numaralı Yüksel abi aldı ve farkı da 2,5-3 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Hızlı Ahmet ikinci sırada kaldı. 2000 startı geçildi. Bunun 4 boy kadar gerisinde 5 numaralı Pıtır üçüncülükte. 2,5-3 boy kadar geride 6 numaralı Tunç Siperi var o dördüncülükte. Bunun 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Kervantay. Bunun 2 boy gerisinde 1 numaralı Ferit Baba. 1,5-2 boy kadar gerisinde bariyer dibine yakın 2 numaralı Havza Aslanı var. Hemen dışında da koşudaki tek kısrak olan 8 numaralı Gül Hatmi. Bu şekilde koşuda safkanlar 1600 metre start yerine doğru ilerliyor. 7 numaralı Yüksel abi koşunun lideri ve 1600 startını da 2 boy kadar önde geçmeyi başardı bu isim. 3 numaralı Hızlı Ahmet takipte. 2,5 boy gerisinde 5 numaralı Pıtır var. Bunun hemen dışına doğru 8 numaralı Gül Hatmi atak yaptı. Daha sonra 2,5 boy kadar geride ortada 4 numaralı Kervantay. 1,5 boy içinde 6 numaralı Tunç Siperi 1400 startı geçildi. Bunun 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Ferit Baba. Bunun da 2 boy gerisinde grubun son sırasında 2 numaralı Havza Aslanı şeklinde safkanlar 1200 metre start yerine geçiyor. Lider 7 numaralı Yüksel abi. Fark yaklaşık 4,5-5 boya kadar çıktı. 3 numaralı Hızlı Ahmet takipte. 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Pıtır bariyer dibinde. Hemen dışında 8 numaralı Gül Hatmi. 2,5 boy gerisinde 4 numaralı Kervantay. Yarım boy kadar içinde 6 numaralı Tunç Siperi. 1 boy gerisine geldi 1 numaralı Ferit Baba. 2 boy geride de 2 numaralı Havza Aslanı şeklinde atlar son 600 metreye girmek üzere. Fark 2 boya kadar inse de lider yine 7 numaralı Yüksel abi. Şimdi hemen dışına kadar sokuldu 3 numaralı Hızlı Ahmet. Arayı yarım boya kadar düşürdü. Üçüncülüğe 4 numaralı Kervantay girmeye çalışıyor. İçinde Pıtır da yerini kaybetmedi. Daha sonra Gül Hatmi ve Ferit Baba şeklinde atlar virajı döndü. Son 400 metreye girildikten sonra orta kulvardan gelen 3 numaralı Hızlı Ahmet liderliği asfaltta aldı. Bariyer dibine Pıtır da aldı. Daha geriden ortadan Kervantay'ın en dıştan 8 numaralı Gül Hatmi'nin ve 1 numaralı Ferit Baba'nın ataklarıyla atlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. Orta kulvardan gelen 8 numaralı Gül Hatmi asfaltta öne geçti. İçinden Pıtır'ın atakları var. Bariyer dibinde de Kervantay şeklinde son 100'e girildi. Koşudaki tek kısrak 8 numaralı Gül Hatmi son 50'ye 1,5 boy kadar önde giriyor ve kazanıyor. 5 numaralı Pıtır ikinci, 4 numaralı Kervantay üçüncü, 7 numaralı Yüksel abi dördüncü, 1 numaralı Ferit Baba koşuyu 5. olarak tamamladı. Grup 1 mücadele Nibolu koşusunda zafere koştaki tek kısrak olan Sayın Meris Kurtel Emin'in sahibi olduğu 8 numaralı Gül Hatmi ulaştı. Gökhan Kocakaya ile kazandı.